Herkese merhaba. Arkadaşlar, bugün bu gömleğimi daralttım. Onu anlatacağım. Gömleğim X large bedendi. Karışımla da ölçtüm ne kadar geniş olduğunu şu anki halime göre. Yani gömleğim duruyordu bu şekilde. Bunu daralttım çok rahat bir şekilde. Çok kısa sürdü. Nasıl yapacağımızı bildiğimiz zaman çok hızlı bir şekilde kolayca halloluyor. Bunu göstereceğim. Şimdi Janome dikiş makinem var benim. Bunu aldım alırken. N11.com'dan almıştım. Yani Janome'nin kendi bayisindendi. Kaç yıldır çok memnunum. Bütün koltuklarımın kırlentlerini diktim. Her neyse, şimdi bunu da çok rahat bir şekilde diktim. Şöyle anlatayım. Koltuk altından girdim. Kol kısmını daralttım. Bir de yandan daralttım tabii. Düz dikiş için A ayarına getirdim. Yan taraftaki bu şeyde var, resimlerde var. A ayarında ve iki sıklığında. Birinci sıklığa getirince artık sizin makineniz nasılsa birinci sıklıkta çok sık dikiş dikiyor. Üçüncü sıklıkta daha geniş geniş. İki ideali öyle yazıyor zaten. O şekilde dikmeye başladım. Koltuk altından girdim. Önce bu bel kısmını aşağı doğru çekiyorum. Daha sonra kolunu altından bir şerit geçeceğim. Göz kararı değil. Tam üzerimdeyken ölçüsünü aldım. İki parmak, soldan iki parmak. Onu iğneledim. Ters çevirdim. Aynı hizada iğneleri dış kısmından geçirdim. Şimdi T'ye atabilirsiniz. Tekrar yani geniş geniş böyle iplikle dikmek oluyor T'ye. Ama ben sadece iğneyle, toplu iğneli, bu renkli başlı toplu iğnelerle tutturdum. Yani renkli büyük onlar vardı, renkli renkli görünsün diye. Çünkü siyah beyaz bir bluz, beyaz iğneler de vardı. Bu renklilerle tutturdum. Dikerken o aynı hizadan dikiyorum, dümdüz dikiş dikiyorum zaten. Hiç kesmedim. Önceden kesmiyorum. Dikişi diktim dümdüz. Dümdüz dikiyorum. Bütün iğneleri çıkartarak ve iğnelinin sırasında giderek kolun altından da düz bir şekilde içeriden iki parmak ölçüp o şekilde iğnelemiştim. Bunu da geçiyorum. Makinenin bu yan tarafında da ipliği kesme kısmı var. O gerçekten işe yarıyor. Alırken biraz az bir farkı vardı, fiyat farkı vardı diğer modeliyle. Fakat gerçekten de parasına değdi. Minik makas da kullanabilirdim onu almayıp. Varsa öyle bir seçim şansı. Sizde de alırken de o da avantajlı. Her neyse, kol altını da aynı hizadan, aynı derinlikten düz çekiyorum. Kendi bedeninize göre, aldığınız ölçüye göre. Iğneleri çıkartıyorum. Dikiş üzerinden iğneyle geçmiyorum tabii, iğneli haliyle. Diktikçe o iğneleri çıkartıp kenara koyuyorum. Şimdi şöyle, önce ölçümüzü aldık, daha sonra düz dikişimizi yaptık, daha sonra keseceğiz yanlardan. Kestikten sonra da sülüfile, yani zikzak dikişimizi yapacağız. Sonradan keseceğiz. Önce dikiyoruz dümdüz, daraldı. Yani bu haliyle ters çevirip giysem giymiş olurum. İçinde fazlalık payları kalır. O yüzden kesiyoruz daha sonra. Kestikten sonra da zikzak dikişimizi yapacağız ki atmasın. O iplikler tek tek atıp yani hem kötü görüntü oluşturuyor hem dikişimiz tamamlanmamış oluyor. Yapacağız. Dümdüz dikişimizi dikiyoruz. Manşeti ne kadar dümdüz diktik. Yani koluna kadar, en bilek kısmına kadar dümdüz dikişimizi yapıyoruz. Birazdan diğer bölümlere geçeceğiz arkadaşlar.
Düz dikişte önemli. Kaydırmadan, bir yamukluk olmadan yapılmış olması önemli. Sonra keseceğiz burayı. Kesip de zikzak dikişimizi yapacağız. Diğer videolarda görebiliriz. Beğendiyseniz buna beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Diğer videoya geçelim. Teşekkürler.